Bugün burada Kütahya İl Teşkilatı'nın kongresinde, gençlik kollarımızın 5. olağan il kongresinde sizlerle beraber bulunmaktan, aynı havayı teneffüs etmekten, aynı anlayış içerisinde olmaktan büyük bir onur duyduğumu hissediyor. Bu kongrede olmayı kendim için bahtiyarlık addediyor. Kongremizin hem ülkemize, hem milletimize, hem demokrasimize, hem ülkemizin yarınlarına, hem de aynı ailenin parçası ve aynı ailenin içerisinde bizi barındıran sevgili AK Parti'mize, Kütahya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bakanlıkta çalışıyordum. Telefon çaldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Konuşacağımızı ve ben arz edeceklerimi arz ettikten sonra bugün sabahleyin Konya'da olacağımızı, öğleden sonra da Kütahya'da olacağımızı söyledim. Muhteşem bir tabloyla karşılaştığını, tüm Kütahya'ya tekrar selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini ilettiğini, benim üzerime bir yük olarak verdi. Ben yine aynı yükü hem de büyük bir onurla ve güzel bir görevle size söylemek zorundayım. Selamları var, sevgileri var ve muhabbetleri var. Yine Sayın Başbakanımızla dün akşamın İlerleyen saatlerinde konuştuğumuzda yine aynı programı kendisine arz ettiğimde Anadolu'nun bu güzel insanı, memleketimizin her tarafında hizmetleri olan kıymetli Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da sizlere selamları, muhabbetleri, sevgileri ve kongreye başarı dilekleri ve hayırlı olsun temennileri var. Kıymetli genç arkadaşlar, önemli bir tarih dilimindeyiz. Her zaman böyle bir tarih dilimi milletlere, ülkelere ve o ülkenin insanlarına bazen denk gelmez. Bu coğrafya çok sıkıntılar çekti. İnsanlarımız çok ama çok badirelerle, çok gailelerle karşılaştı. Tam 300 yıldır bu milleti gerilemeye mahkum ettiler. Savaşlarla, ekonomik krizlerle, terörle, anarşiyle bizi birbirimize düşürerek, bizi farklı farklı hem de hiç hak etmediğimiz bir şekilde ayrıştırmaya çalışarak, kah değerlerimize saldırdılar, kah zengin ve güçlü olmamızı istemediler, kah bu ülkede insanların ayakları üzerinde durmasını, ben yapabilirim, ben gerçekleştirebilirim, özgüvenim sağlamdır diyemesini istemediler. Hayallerimizi, umutlarımızı, ideallerimizi, sevgilerimizi, aşklarımızı ve bizim yaşamak istediklerimizi ayaklarımızın üzerinde durarak haykırmamızı istemediler. Bizim hep zayıf olmamızı arzu ettiler. Üktüler. Ahlakımızdan üktüler. Medeniyetimizden üktüler. Annelerimizin ve babalarımızın bize öğrettiklerinden üktüler. Üktüler Ertuğrul Gazi'nin bize bıraktığı emanetten, Osman Gazi'nin bize bıraktığı emanetten, Orhan Gazi'nin bize bıraktığı emanetten ve Mimar Sinan'ın 400 yıl boyunca yaptığı
sadece 780 bin kilometrekarede değerlerimizi, inançlarımızı, milliyetimizi, geleneğimizi, sadece 780 bin kilometrekarede değil, adaletimizi, ahlakımızı, etrafımızdaki coğrafyaya ve bütün dünyaya nakşetmenizden ürktüler. Ürktüler. Acaba istediğimiz gibi dünyayı idare edemeyiz de Anadolu'dan yükselen bu ışık, Anadolu'dan yükselen bu ateş, Anadolu'dan yükselen bu aydınlık bizim dünyaya anlattığımız masalları ters yüz eder mi diye hepsi ürktüler ve korktular. Allah'ımıza hamdolsun. 300 yıllık boynu bükümlüğümüzü, 300 yıldır evet bu topraklarda tam Karlofça'dan itibaren bize yaşattıklarını ve bizi bu topraklarda sanki parya gibi görecek o durumlarını Allah'ımıza hamdolsun ki şiddetle değil, silahla değil, reyle, oyla, sandıkla ve demokrasiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinde giderek ters yüz ettiğimiz için bugün buradayız. Sevgili genç arkadaşlarım, kıymetli gençler, kıymetli hanımefendiler, biz 21. yüzyıla iyi başladık. Allah'ımıza hamdolsun. Bundan 200 yıl önce Süveyş kanalında bize yaptırmadıklarını, bundan 200 yıl önce Don ve Volga arasında bize yaptırmadıklarını bugün bizim ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu milletimiz Allah'a binlerce defa şükürler olsun ki gerçekleştirmektedir. Biz sadece Marmara'yı ve Avrasya yaparak Marmara Denizi'nin altından Avrupa'dan Anadolu'ya insanların geçmesini sağlamıyor. Biz sadece bir inşaat yapmadık. Biz sadece bir ak geçit yapmadık. Biz başka bir şey yaptık. 200 yıl önce bize yapamazsınız dediklerini bütün dünyaya nasıl yaptığımızı gönderdik ve bütün dünyaya ay yıldızlı bayrağımızı salladık. Ve sevgili gençler, sevgili dostlarım, tarihin çok önemli bir dönemindeyiz dedim. Çünkü bazı dönemler öğreticidir. Bazı dönemler sürükleyicidir. Bazı dönemler hem geçmişine sahip çıkma kudretini hem de geleceğini şekillendirme anlayışına sahiptir. Bazı dönemler lider arar, bulamaz. Yol gösterici arar, bulamaz. Öğretmen arar, bulamaz. Bir davranış yapsa da peşinden gitsem diyen insan arar, bulamaz. Bazı dönemler ifade etmeliyim ki hep geri geri adım atarsın. Bazı dönemler acaba bir kendime gelsem diye düşünür, kendi kendini tartarsın. Ama siz çok farklı bir dönemin içerisindesiniz. Bundan 150 yıl sonra, 200 yıl sonra bütün tarih sayfalarında, bütün yapraklarda bir yükselme dönemi olarak adlandırılacak. Yeniden ilkildiğimiz, yeniden kendimize geldiğimiz, yeniden adım attığımız, yeniden bütün dünyaya işte Anadolu'nun ışığını yakıyoruz dediğimiz bir dönem olarak adlandırılacak. İşte siz bu dönemin gerçek sahiplerisiniz. Şurada gördüğünüz ağabeylerimiz, şurada gördüğünüz ablalarınız çok büyük sıkıntılardan geçtiler. Bu ülke buranın da milletvekili olan Adnan Menderes'in idamını gördü. Onlar sadece Adnan Menderes'i idam etmediler. Bilmenizi isterim. Onlar aslında Recep Tayyip Erdoğan'a, onun yol arkadaşlarına korku salmak istediler. Sonunuz bu olur dediler. Bizim sözümüzden çıkmayın. Bizim sözümüzü sakın, sakın kabullenmemezlik yapmayın diye bir korkuyu salmak istediler. Onlar bizim insanımız üretmesin istedi. Onlar bizim fabrikalarımız dünyaya ihracat yapmasın istediler. Onlar bizim doktorlarımız ve profesörlerimiz dünyada ilimleriyle beraber anda olmasın istediler. Bizim sanatkarımız, bizim zanaatkarımız kendi ayakları üzerinde durup yaptıklarıyla beraber bütün dünyayı mimarımız, mühendisimiz, insanımız, işçimiz istemediler. Onlar bunu istemediler. Korkuttular ve
Alevi'yi Sünni'ye düşürdüler. Bu ülkede Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Abaza'yı, Arnavut'u, Arap'ı her birini birbirine düşürmek istediler. Şehirleri birbirine düşürmek istediler. Kahramanmaraş'ımızı, Çorum'umuzu, Malatya'mızı, Sivas'ımızı, her bir şehrimizi birbirine düşürmek istediler. 2000 dolarlık kişi başına gelir seviyesinde kalalım istediler. Dediler ki ancak 2000 dolarlık kişi başına gelir seviyesindeki bir Türkiye idare ederiz. Etrafındaki coğrafyayı ateş çemberine çeviririz dediler. Bir taraftan belki de bu coğrafyanın en büyük zenginliği sayılan İpek yolunu modernleştirmemizi istemediler. Enerjinin Anadolu coğrafyası üzerinden bütün dünyaya nakledilmesini istemediler. Bizim genç nüfusumuzu kendilerini istedikleri gibi kullanmayı, onların üniversitelerde okumasını istemediler. Hakkari'de üniversite olsun istemediler. Kastamonu'da üniversite olsun istemediler. Çorum'da, Tunceli'de üniversite olsun istemediler. Türkiye'nin her tarafında gençlerimizin ilimle, bilimle buluşmasını istemediler. Dinimizi sorguladılar. İnancımızı sorguladılar. Analarımızın, babalarımızın bizde öğrettiklerini sorguladılar. Ve onlar istediler ki biz mezarlarımızla konuşmayalım. Onlar istediler ki biz tarihimizle dertleşmeyelim. Onlar istediler ki biz evet geçmişimizde yaşananlardan ürkelim ve korkalım. Geleceğimizi düşünmeyelim. Hedeflerimize ulaşmayalım istediler. Ama bu millet tarihinden aldığı dersle, tecrübesiyle, bilgisiyle, dünyada yaşananlarla, Arakan'dan Filistin'e kadar, dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ve rengi ne olursa olsun, dünyada yaşanan zulümleri gören bu millet, bu büyük millet, bu aziz millet yolundan hiçbir zaman sapmadı. Güzel Cumhuriyetimizle beraber yepyeni bir yolculuğa çıktı. Ona da çelme takmaya çalıştılar. Bizi Cumhuriyetimizden, bizi milletimizden, bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Size bir tek şey söylüyorum. 21. yüzyılın başından itibaren Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ve bu güzel kadrolar hiçbir şey yapmamışlarsa hepsini bir tarafa bırakalım. Şehir hastanelerini, köprüleri, bölünmüş yolları, barajları, üniversiteleri, okulları, dünyanın parmak ısırdığı misafirperverliğimizi ama hiçbir şey yapmamışsa bir tek şey yaptı bu millet. Bu aziz millet 21. baştan itibaren bu liderlikle bir tek şeyi ortaya getirdi. Bize siz yapamazsınız. Bize siz gerçekleştiremezsiniz. Bize siz kimsiniz diyenlere bütün dünyaya haykırarak biz yaparız, biz gerçekleştiririz, biz başarırız diye bir iddiayı ortaya koydu. Tarih çok önemli bir dönemindesiniz. Ve bu tarihin bu dönemi zenginleştikçe, büyüdükçe düğününü unutan, geçmişini unutan bir dönem değildir. Büyüdükçe ve zenginleştikçe iddialarından, geleceğinden, ideallerinden vazgeçen bir dönem değildir. Bakın neler yaşadık. Bırakın 50 yıl ve 60 yıl önce yaşayıp da şu gönlümüzü kara bir tabloya çeviren hadiseleri. Şu son 10 yıl içerisinde Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbelerine kadar 6-7 Ekim olaylarından ifade etmek istiyorum ki 15 Temmuz hain darbesine kadar ekonomik krizle kaos çıkarma arzularından ve isteklerinden siyasal istikrarsızlık yaratmak konusundaki yaptıkları ataklara kadar uluslararası alanda Türkiye'yi itibarsızlaştırmak için girdikleri bütün ayaklarının oyunlarından Türkiye'nin yalnızlaşma isteklerini hem de aleni bir şekilde ortaya dökmelerine ve koymalarına kadar ve bütün bunların içerisinde Allah'a şükür bugün ayaktayız. Bugün dindeyiz. Ve bugün buradayız. Size şunu söylemek istiyorum. Bunun elbette ki birçok sebebi var. Ama ana sebeplerinden bir tanesi sımsıkı demokrasiye sahip çıkmaktır. Çözümün demokrasi olduğunu bilmektir. Rey, oy, sandık. Çünkü halkın sözünü ortaya koyan, milletin değerlerini ortaya koyan,
milletin kendisini ifade etmesini ortaya koyan anlayışın ta kendisidir. Bugün eğer burada duruyorsak, bir siyasi partinin çatısı altında varsak, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Bunu sekteye uğratmak istediler. Bunu zayıflatmak istediler. Liderimizi, partimizi itibarsız hale getirmek istediler. Yine siyasetin çözümsüzlük olduğunu, demokrasinin çözümsüzlük olduğunu ortaya koymaya çalıştılar. Ama beceremediler ve başaramadılar. Bakın 15 Temmuz'u yaptılar. Ve 15 Temmuz'dan bugüne kadar sadece ve sadece 1,5 yıl geçti. Bu tip ülkelerde dışa açık, ihracat yapan, ekonomisi olan, üretmek zorunda olan, büyümek zorunda olan, eğer hedeflerinden uzak kalırsa fukaralığa ve cehalete mahkum olacak bizim gibi ülkelerin tek bir anlayışı vardır. İlerlemek ve büyümek. İşte bizi bundan yoksun kılmak istediler. Neyle? Ya darbeyi yapar işgal ederiz, ya darbeyi yapar yapamaz büyük bir zarar veririz dediler. Biz bugün ne noktadayız ve neredeyiz? Tam 1,5 yıl geçti bu darbeden. Tam 1,5 yıl. Ve bu millet kendi istiklaline, kendi istikbaline, kendi geleceğine, kendi anlayışına sahip çıktı. Kıymetli genç arkadaşlarım, bakın biz inşallah bu yılı dünyadaki bütün ülkelerin parmak ısıracağı bir şekilde, ayakta alkışlayacağı bir şekilde %7 büyüme gibi bir büyümeyle bitireceğiz. İhracatımız 157 milyar dolara çıktı. 1,5 yıl oldu darbe geçeli. Onlar zannettiler ki Türkiye ayağa kalkamaz. Onlar zannettiler ki Türkiye'nin morali bozulur. Onlar zannettiler ki Türkiye kendini toparlayamaz. Onlar zannettiler ki Türkiye bir iç kaosa döner. Ama öyle olmadı. Birbirimize daha tutulduk. Neden? Demokrasiyle beraber. Sıkıştırdılar, 16 Nisan referandumuna gittik. Milletin önüne çıktık. Ey büyük milletin kararı sen ver dedik. Ve bu büyük millet yine kararı sandıkta verdi. Ve Türkiye'de bize 15 Temmuz darbesini yapanlara karşı biz darbeyi onlar gibi alçakça, haince ve kalletçe silahla yapmadık. Biz darbeyi reyle yaptık, oyla yaptık, demokrasiyle yaptık ve bu milletin şanına yakışır bir şekilde 16 Nisan'da yaptık. Verdiğimiz cevap oydu. Demokrasiydi. Tam anlamıyla buydu. Ve bugün bakın sadece büyümemiz artmadı. Sadece ihracatımız artmadı. Allah'ımız hamdolsun. Bugün Türkiye'ye gelen insanların sayısı yine 32 milyonu vurdu. 6 milyon. Antalya'daki 2016 yılındaki turist sayısı. Bugün kaç biliyor musunuz? Tam 10 milyon sınırında. Van'da 230 bin yabancı turist gelmişti. Bu yıl 450 bin. Tam 2 katı kadar. Batman, Diyarbakır, ülkemizin her noktası bizi terörle terbiye etmek istemelerine rağmen, bizi darbeyle terbiye etmek istemelerine rağmen onlar bu milleti tanımıyorlar. Onlar bu milletin dinamiklerini, bu milletin hasletlerini, bu milletin özelliklerini, Çanakkale'nin bizi neyi için ifade ettiğini, kurtuluş mücadelemizin bizim neyi için ifade ettiğini, 1971 muhtırasının, 80 darbesinin ve bu ülkede 28 Şubat'ın aslında bize neyi kazandırdığını, bizi güçlendirdiğini ve bunlara karşı mağlup olmama arzumuzu kamçıladığını bilmiyorlar ve anlamıyorlar. Ve hedeflerimiz büyüktür. Kararlılığımız, inancımız büyüktür. Bakınız 15 Temmuz geçti. Biz terörle mücadelede bir taraftan askerimiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan güvenlik korucularımız, tüm bakanlar kurulu üyelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları çerçevesinde büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isterim ki her noktada büyük bir tarih yazıyoruz. Ve terör örgütünü Türkiye sınırları içerisinde kaçtıkları yere kadar kovaladığımızı ve onlara gerekli muameleyi yaptığımızı, hem de bu millete karşı işlenen bu cinayetlere sessiz kalmadığımızı alenen her yerde söylüyoruz.
Bakın iki gün önce bir terör örgütü mensubunu, mensuplarını Diyarbakır'da bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Belki Türkiye çok bilmiyor. Ama bu öldürülenler benim için ve bizim teşkilatımız için çok önemliydi. Tam belki de bu siz hale gelen teröristin ismini 15 bin kez okumuşum. Mübalağa etmiyorum. Her gün buralarda. Bunun özelliği şuydu. Türkiye'nin metropollerinde gerçekleşen ve gerçekleşecek bütün eylemlerin planlayıcısı buydu. Bütün bombaların sevk edicisi buydu. Bütün, evet, İstanbul'dan Ankara'ya kadar her türlü ama her türlü terör olaylarının yöneticisi ve yönlendiricisi, münhasıran kendisi iş yapma kabiliyetine sahip bir terör örgütü başıydı. En son İl Emniyet Müdürleri toplantımızda arkadaşlarımıza, eğer benim İçişleri Bakanlığı görevim bu adam Türkiye'de temizlenmedikten sonra biterse biliniz ki gözüm açık gider dedi. Yaklaşık bu 1,5 ay önce söyledim. Her istihbarat toplantısında söylediğim söz buydu. Bunu bulacaksınız. Ve milletimizin başına milletimizin başına bu musibeti getiren bu adamdan bu toprakları temizleyeceksiniz. Ben bugün sabahleyin tam 5 defa elimizden kaçtım. En son 10 gün önce elimizden kaçtım. Cep telefonuma gelen bir ihbar üzerine arkadaşlarımıza dedim ki burada olabilir bu adam. Gittiler, yarım saat önce oradan çıkmıştı. Arkadaşlar sabahleyin geldiler. Dediler ki inşallah size bu akşam müjde vereceğiz. Sevgili ilçe başkanım Derya Akdert'in katiliydi. O planlamıştı. Muhammed Safi Türk olayını o planlamıştı. Birçok vilayetlerde gerçekleşen bombalı eylemleri o planlamıştı. Ve akşam saat 20 sırası jandarma genel komutanımızın telefonu kulaklarımızda çınlıyordu. Allah'a şükür bir belayı daha bitirdik dedi. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. 17 aydır kıymetli Cumhurbaşkanımızın verdiği görevle, Başbakanımızın tensip buyurduğu görevle bu görevi, İçişleri Bakanlığı görevini yapıyoruz. Arkadaşlarımızla. Benden önce de, benden sonra da arkadaşlarımız olacak. Benden önce de olur. Herkes büyük gayret gösterdi. Bundan sonra da büyük gayret gösterecek. Ama 17 aydır benim gördüğüm bir şey var. Benim ülkem de, benim insanım da, benim milletim de, benim güvenlik kuvvetim de. Eğer azmederse, kararlılık ortaya koyarsa, ister arkasında Amerika olsun, ister arkasında dünya olsun, onu dağlarda boğar bitir. Bu kadar. Allah milletimizden razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Yine bir kardeşiniz olarak sizlere söylüyorum. Bugün Türkiye güçlü bir adım atmıştır. Bakınız içeride terörü bitirebilirsiniz. Bu doğru. Bununla büyük bir mücadele ortaya koyabilirsiniz. Dağları onlara dar edebilirsiniz. Bu da doğru. Ama hemen sınırlarınızın ötesinde bir tehdit duruyorsa ve siz karşılıklı onunla beraber duruyorsanız ve onu bitiremiyorsanız bu ülkenizin ekonomisini de etkiler. Bu ülkenizin huzurunu da etkiler. Bu ülkenizin geleceğini de etkiler. Bu bir şeyi daha etkiler. Kandil Dağı orada dururken, Afrin öbür tarafta dururken, Avaşin Basyan öbür tarafta dururken, Hakkuk öbür tarafta dururken zannetmeyin ki Hakkari özgür bir şekilde oy kullanabilir. Zannetmeyin ki Diyarbakır özgür bir şekilde oy kullanabilir. Zannetmeyin ki Şırnak özgür bir şekilde oy kullanabilir. Ben bu cümleyi bugün söylüyor değilim. Zannetmeyin ki bu ülkeyi karıştırmak isteyenlerin fırsatları elinden gider.
çok net ve açık bir kararlılığımız var. Ülkemize nereden tehdit gelirse gelsin, sınırlarımızın içerisinden ve sınırlarımızın dışarısından, neresinden tehdit gelirse gelsin, bizden sonraki nesle bu tehdidi ortadan kaldırıp bu Türkiye'yi bırakmak zorundayız. Sizlere bırakmak zorundayız. Ve yine bir şeyi daha size ifade etmek isterim. Tabii on binlerce kilometre öteden Orta Doğu coğrafyasına, Anadolu coğrafyasına ve kardeş coğrafyalarımıza hikaye yazmak kolay bir iştir. İstediğin senaryoyu, istediğin kurguyu oluşturmak kolay bir iştir. Zenginliğin, nobranlığın ve dünyadaki adalet ve hakkaniyet yoksunluğun sana bu imkanı verdiğini zannedebilirsin. Suriye'de insanlar ölmüş neyine? Irak karışmış neyine? Suçsuz günahsız çocuklar katledilmiş neyine? Ama bütün bunları gerçekleştirir yaparken ve bütün bunları ortaya koyarken ben nasıl olsa binlerce kilometre ötedeyim. Vekalet savaşlarıyla bunları gerçekleştirebilirim diyebilirsin. Ama bir şey söyleyeyim. Sen şunu zannetme. Biz kendimiz yaptığımız için yapmıyoruz. Kendimiz becerebildiğimiz için becermiyoruz. Kendimiz cahit ettiğimiz için cahit etmiyoruz. Biz senin o büyüklüğüne, nobranlığına, bazen küstahlığına karşı bir tek güce sığınıyoruz. O da Allah'tır bizim. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Milyonlarca insan, sevgili gençler, hiçbir zaman adaletten ve hakkaniyetten ayrılmayın. Hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın. Hiçbir zaman Anadolu'da ecdadımızın tarihimize bizi bıraktığı değerlerden ayrılmayın. Hiçbir büyüklük sizi korkutmasın, çünkü büyük Allah'tır. Büyük Allah'tır, büyük Allah'tır. Orada milyonlarca insan. Milyonlarca insan katledildi. Kadınlara tecavüz edildi. Ne yapsaydı yani Tayyip Erdoğan? Bizi yıllardır eleştirenlere söylüyorum. 400 yıl aynı bayrak altında beraber, aynı sancak altında beraber yaşadığımızda bir millet olduğumuz, düğünlerimizde birlikte halay çektiğimiz, kız aldığımız, kız verdiğimiz, cenazeleri, tabutları omuzumuzda taşıdığımız, birbirimizin eyaleti olduğumuz, birbirimizin şehri olduğumuz insanlar kapımıza geldiğinde sırtımızı mı dönseydik? Ne yapsaydık? Hayır, sizi içeri alamayız mı deseydik? Aman, 3 kuruş paramız gider. Evimiz, barkımız sıkıntı olur. Sokaklarımızda sizi görürüz diye Avrupalılar gibi laf mı söyleseydik? Allah şahittir. Eğer böyle yapsaydık, 2011 yılından itibaren başımıza gelen hiçbir musibetten kurtulamazdık. Allah'a yemin ederim. Ve bugün Amerika o nobranlığıyla beraber sadece bizim ülkemize gelen 3,5 milyon insan için kılını kıpırdattı mı? Tırnağını oynattı mı? Yıllardır müttefikiz. Yıllardır evet aynı plütonun üyesiyiz. Yıllardır Türkiye etrafında beraber imza attığı hiçbir kuruluşa ihanet etmedi. Ama 3,5 milyon Suriyeli için, milyonlarca kendi vatanını terk eden Suriyeli için kılını kıpırdatmayan, dünyanın hiçbir yerinde kılını kıpırdatmayan, Srebrenica'da şu vicdanın bir an olsun sızlamayan, dünyanın her yerinde olan zulümlere seyirci kalan, sadece kendi büyüklüğünün ve zenginliğinin hesabını yapan Amerika. Şurada Afrin'e gireceğiz de Münbiç'e söz söylüyoruz da yok PYD'ymiş, yok PKK'ymış, yok oymuş, yok buymuş. Buradan açıkça söylüyorum. Adam bir kere ölür. İnsan bir kere ölür. Bu millet bu zilletle yaşamayacaktır. Ve bu millet bu baskıyla beraber yaşamayacaktır. Şimdi
Şunu çok net ve açık bir şekilde ifade ediyorum. 3,5 milyon Suriyeli vatandaş var Türkiye'de. Onlar bizim misafirimizdir. Ama nasıl Kütahyalı gençler şu Kütahya'yı seviyorsanız, bilin ki onlar da Halep'i seviyorlardı. Bilin ki onlar da Cerablus'u seviyorlardı. Bilin ki onlar da Mare'yi, bilin ki onlar da Hazret'i seviyorlardı. Ana toprakları, baba toprakları. Askere girip döndüğünüzde nasıl evinizin duvarlarını özlüyorsanız, nasıl sokaklarında top oynadığınız o sokakları, evet, kızlarımızın oyun oynadığı o sokakları onlar özlüyorlarsa, bilin ki şu anda bizim misafirimiz olan o çocuklar da, o anneler de, o babalar da kendi topraklarını özlüyorlar. Biz Avrupalı ülkelere benzemeyiz. Biz onlar gibi kendi değerlerimize ve onların sözde insanlık olarak oluşturdukları şeylere onlar gibi uzak değiliz. Biz annemizi, babamızı onlar gibi, evet, bir takım huzur evlerine göndermeyiz. Biz annemizin, babamızın, atamızın mezarı nerede diye unutmayız. Biz mezarını bilen bir milletiz. Biz bayramı bilen bir milletiz. Biz cenazesini bilen bir milletiz. Biz düğünün elini öpmeyi erdem sayan bir milletiz. Ve bu büyük millet, bu asil millet, elbette ki o insanların dertlerle dertlenmesi asaletinin bir parçası olan bir milletiz. Şimdi o 3,5 milyon insanın gözünde bir şey var. Kendi topraklarına dönebilmek. İşte aklını soranlara biz söylüyoruz. O insanlar topraklarına dönecek ve orada özgür, orada hür, orada evet insana yakışır bir hayat sürecekler. Bunu Amerika sağlamadı. Bunu Avrupa sağlamadı. Bunu etrafımızdaki ülkeler sağlamadı. Ama bunu evet tarihi şanlı olan ve insanlığını kaybetmemiş bu büyük millet, bu asil millet, bu Türk milleti sağlıyor. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimsenin toprağında. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmayacak. Ama etrafımızdaki toprakları ve komşu toprakları bize bir terörist yuvası olarak konuşlandıranlar bilmelidirler ki biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Geçti o günler. Bana heroin gönderir misin? Geçti o günler. Bana predatör gönderir misin? Teröristle mücadele ediyorum diye o elimizi uzattığımız ve elimizin boş döndüğü günler geçti artık. Allah'ımıza hamdolsun. Yerli, milli ve ay yıldızlı damlaların olduğu insansız hava uçaklarımız var. Savunma sanayimizde üretimimiz %60'a çıktı. Biz eski Türkiye'deyiz. Biz güçlü Türkiye'yiz, kuvvetli Türkiye'yiz. Üretimimiz de kuvvetli Türkiye'yiz. Ve ifade etmek istiyorum ki bütün bunları size anlatmamdaki bir tek sebep var. Bilin, şu büyükleriniz çok badirelerden geçti diye sözlerime başladı. Evet, 12 Eylül sabahı hepsi umutsuzluğa kapıldı. 28 Şubat'ta aman Allah'ım neydi diye hepsi karabasanlar karşı karşıya kaldı. Yine mi diye 27 Nisan evin gerisinde başımıza yine bunlar mı gelecek diye korkuyla karşı karşıya kaldılar. Şu insanlar her 3 ayda bir, her 6 ayda bir gazetelerde Adnan Menderes'in idam fotoğrafını koyarak aslında o günü hatırlatmıyorlardı. Size siyaset yaparak bu ülkenin geleceğini zenginliğe ve demokrasiye taşıyacaklara sakın ha haddinizi bilin diyorlar. Bilmenizi isterim. Çok badirelerden geçtiler. Şimdi önemli bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Büyük bir sorumlulukla. Sizler dünyayı iyi takip etmelisiniz. Sizler tarihimizi iyi bilmelisiniz. Sizler evet bu medeniyetin sadece bir tek vasfını çok iyi öğrenmelisiniz. Bu medeniyet, tırnak içinde söylüyorum, bu medeniyet iyilik medeniyetidir. İyilik. Bu medeniyet. Bırakıyoruz. Bir taraftan bir tarafa havalimanlarıyla ilmik ilmik evet gergef gibi işlenmiş bir Türkiye bırakıyoruz. Size bir Türkiye bırakıyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada bakın düşmanı değil,
hasedelerin değil, milyonlarca Kabe-i Muazzama'nın etrafına gittiği zaman kendi memleketinden önce orada tavaf ederken Allah'ın Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı ol diye dua ettiği bir Türkiye bırakıyoruz sizlere. Bu büyük milletin yardımcısı ol diye dua ettiği bir Türkiye bırakıyoruz. Size bir Türkiye bırakıyoruz. Başörtüsünden insanların korkmadığı, ürmediği, kendisini ifade etmekte zorlanmadığı bir Türkiye bırakıyoruz. Sizi bir Türkiye bırakıyoruz. Komplekslerinden arınmış, komplekslerinden tamamen kurtulmuş, kendini bulmuş ve iş adamının bütün dünyanın her yerine gittiği zaman kendi malını istediği yerde, istediği şekilde ay yıldızıyla beraber satabileceği bir Türkiye bırakıyoruz. Biz size bir Türkiye bırakıyoruz. El alemin tanklarına teslim olduğumuz değil, el alemin insan savaş araçlarına, füzelerine teslim olduğumuz değil, kendi Cirit füzesini yapan, kendi Altay tankını yapan, kendi insan savaş aracını yapan bir Türkiye bırakıyoruz. Ve bilmenizi istiyoruz. Sizden sonra gelecek nesil bizim bıraktıklarımızdan kat be kat daha olacaktır. Onun için size bir arkadaşınız, size bir kardeşiniz, sizin sıralarınızdan yetişmiş olan, elleriyle bayrak asmış olan, yıllarca şu kürsüleri, şu mikrofonları kurmuş ve büyüklerinin konuşmasını dikkatle dinleyen bir kardeşiniz olarak size söylemek istiyorum. Sorumluluğunuz büyük. Hiçbir zaman milletten kopmayın. Biz şuna inanıyoruz. İnsanlar yeryüzünde Allah'ın elçileridir. Eğer ona dokunursan, eğer onu anlarsan, eğer onun gönlüne girersen aslında yaratıcıya ulaşmış oluyorsun. Bu kadar açık ve nettir. İnancımız, bizim bütün felsefemiz buna aittir. Yaratılmışları ne işaretlisidir? Bilin ki bir yerde sıkıştığınız zaman çözümü üretecek millettir ve insan. Bir yerde sizi demoralize ettikleri zaman, hedeflerinizi sıkıştırdıkları zaman biliniz ki sizi kuvvetlendirecek millettir ve insan. Hiçbir zaman bundan, ama hiçbir zaman bundan vazgeçmeyin. Ve yine eğer ötekine dokunmazsanız özünüzü keşfedemezsiniz. Bunu bilin. Ötekine dokunmazsanız, anlayamazsanız özünüzü keşfedemezsiniz. Hiç böyle bakmayın. Etrafınızdaki bütün acıları görebilecek kadar geniş bir bakış açısına sahip olun. Mühendisseniz sadece yerel bir rekabetin içerisinde olmayın. Dünyadaki mühendislerle rekabet edebilecek bir altyapı ortaya koyun. Bizim rekabetimiz sadece 780 bin kilometre karede değildir. En çok okuyan biz olmalıyız. En çok tarihi bilen biz olmalıyız. En çok felsefeyi, sosyolojiyi bilen biz olmalıyız. Ne kadar değerlerimize sadıksak tüm bilimlere aynı anlamda sahip olma anlayışını ortaya koymalıyız. Dostluklarınızı kavi kurun. Çıkar için değil, Allah rızası için. Bilin ki onun koruyucusu Allah'tır. Ve biliniz ki bu coğrafya dualı bir coğrafyadır. Ve bu coğrafya güzel bir coğrafyadır. Ve bu coğrafyada sıkışmışlığın çok çaresi vardır. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, biz Anadolu çocuklarıyız. Orta gelirli ailelerin çocuklarıyız. Bizi bu kürsülerde yapan paramız değil, bizi bu kürsülerde yapan pulumuz değil, bizi görevlerimizde yapan atamızdan, dedemizden miras kalan, bize tevarüs eden koltuklar değil. Bilmeniz gerekir ki bizi bu kürsülerde ve görevimizin başında yapan demokrasidir. Ona sımsıkı sahip çıkın. Çok net söylemek istiyorum. Ve sevgili gençler, 2019 yılına gidiyoruz. Bütün bu oyunlar, bütün bu tezgahlar, bilmenizi istiyorum ki 2019 yılı için Türkiye çok doğru bir karar verdi. 16 Nisan'da atmış olduğu adımla beraber artık bizi istikrarsızlığın içerisinde debelendirecek bir sistemi değil,
istikrarla güçlü bir Türkiye oluşturabilecek bir sistemi hep beraber kucakladık. 2019'a kadar çok çalışmalıyız. İlk önce yerel seçimler, ardından gelen seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. 2019 bizim, evet, 300 yıllık o kapıdan girdiğimizde bir daha geçmişimizde yaşananları yaşamayacağımız ve kilidi vuracağımız, o kapıyı kapatacağımız yepyeni aydınlıkları, ufukları medeniyetimizle ve şanlı tarihimizle beraber açacağımız tarihtir. Bunu bilmenizi istiyorum. İşte o tarihi hep birlikte bu milleti kutlu kılmak için çok çalışmalıyız. Çok gayret göstermeliyiz. Çok mücadele etmeliyiz. Ve 2019'da yerel seçimlerde ve ardından cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde bu millet hak ettiği bir sonuçla ve tabloyla karşılaşmalı. Kütahya Teşkilatı, sevgili Ahmet, senin önderliğinde ve senin liderliğinde inanıyorum ki 2019'da Kütahya'dan çok güçlü bir ses çıkaracaktır. Çünkü biz hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. 2023, 2053 ve 2071. Bilmenizi isterim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi engeli ortaya koyarlarsa koysunlar. Kendi arabamızla yapacağız. Kendi uçağımızla yapacağız. Allah şahittir ki bu milletle beraber dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olacağız. Dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olacağız. Ve bunu hep beraber sağlayacağız. İşte bu kongre sadece sevgili Ahmet'in ve arkadaşlarının seçildiği bir kongre değildir. Bu kongre aynı zamanda bir ayinnamedir. Aynı zamanda bir sözleşmedir. Aynı zamanda birbirimizle beraber olduğumuz ve birbirimizi anladığımız, birbirimizin yüzüne bakarak gelecek cümlesini oluşturduğumuz bir anlayışın da kendisidir. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün burada Kütahya 5. olan ilk kongresinde gördüğüm bu manzara, bu tablo ve bu inanmışlık Kütahya tesadüfi bir il değil. Size anlatacak değilim. Kütahya isminde sır gibi saklı olan bir yer. Siz otağı vardır ya, bir de otağın orta direği vardır. Kütahya otağın orta direğidir. Kütahya vilayetlerden birisi değildir. Allah şahittir, benim için hiçbir zaman olmamıştır. Burası bambaşka bir şehirdir. Uzak kalanın niçin uzak kaldın diye yanacağı, içinde olanın da şenleneceği bir şehirdir burası. Burası güzel bir şehir. Onun için buradan yaktığınız her ateş, buradan yaktığınız her aydınlık, buradan ortaya çıkardığınız her kriz sadece Anadolu'yu değil, bütün dünyayı şenlendirecek, bütün dünyayı neşelendirecek doğruluğun, dürüstlüğün, hakikatin ama en önemlisi insanlığın şerefiyle buluşturacaktır. Bu vesileyle bu kongreye öncelikle davet edildiğim için büyük bir onur duyduğumu ifade ediyor. Sizlerle birlikte olmaktan bu kutlu çatı altında büyük bir mutlu olduğumu ifade ediyor. Kongremizin başta AK Parti'mize, sevgili gençlerimize, Kütahya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.